بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Yusuf el-Karadavi ve cihat kelimesi çok gündeme geldi. Çünkü Yusuf el-Karadavi rahmetullahi aleyh İslam dininin bir bütün olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiği gibi ele alınması gerektiğini parçalanmış bir imanın iman olmayacağını vurgulayarak konuşan bir alim olduğu için İslam'da cihat var mı yok mu gibi bir soru Karadavi'ye sorulamaz. Ve hayata gözünü açtığı toplumdaki örnek şahsiyetleri olan Hasan el-Benna'lar, Seyyid Kutuplar, Abdülkadir, Udehler bunlar hepsi cihadı öncelikli ibadetlerden gören isimler. Allah hepsine rahmet etsin. Dolayısıyla Yusuf El Karadavi cihat konusunu çok iyi işledi ve bu konuda mükemmel bir kitabı da var. Fıkuz Zekat gibi Fıkul Cihat da onun çok yoğun emekle ortaya çıkardığı kitaplardandır. Şimdi denecek ki yani zannedilir ki e bir alim Kur'an okuyor, hadis okuyor. Herhalde cihattan da söz edecek hayır öyle değil yani Karadavi'nin cihat dediği dönemde yani 1900 mesela 60'lardan 70'lerden sonra e, alimlerin cihattan ve siyasetten konuşmasının neredeyse mümkün değil denecek kadar zor olduğu bir dönemde yaşadı Karadavi bu cihat kelimesini yoğun bir şekilde kullandığı için de işte şu ülkede bu ülkede terörist olmakla radikalizmin başı olmakla itham edildi. Rahmetullahi aleyh. Ama buna rağmen yani birileri bir odaklar, bir güçler, yanlış anlar yönlendirir, terörist listesini alır diye yani bundan uzak duralım demedi ve çok net bir şekilde cihadı konuştu, cihat yapan örgütlere Destek verdi, fikir desteği verdi. Mesela şunu yapmadı. Yani bir özel toplantı Allah için cihad etmemiz lazım deyip basının önüne çıktığı yerde de e, silah kullanmak doğru değil filan cümleleri kullanmadı. Evet, paldır küldür herkes yakaladığını öldürsün şeklinde bir alimden beklenmeyecek bir söz ondan görülmedi, duyulmadı ama İslam'ın cihatla ayakta duran bir din olduğunu doyasıya anlattı. Bu arada da cihadın fıkhını yazdı, cihadın fıkhını konuştu. Yani mesela sözle yapılan cihadı önemsememek bir hatadır şeklinde mesela ibadetin de bir cihat olduğunu, nefisle cihat etmenin de bir cihat olduğunu çok geniş bir şekilde gündeme getirdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler cihattan ne anlatmak istiyorsa Karadavi onu anlatmaya çalıştı. Fakat bu onun gözü dönmüş olmasından deniyor ya gözü döndü yani tehlike falan görmüyor. Olma yönünü daha çok ortaya çıkarıyor. Yoksa biz de cihat lazımdır filan diyoruz ama çok ciddi bir e, koltuk sahibi olduğumuz zaman işte bir e, üniversitede akademisyen olduğumuz zaman e, biraz eğritip büyürtüp o e, kelimeyi cihat kelimesini konuşabiliyorsun Karadavi'ye bakıyoruz yani İsrail'e karşı e, cihat seçeneğimiz bakidir e, işte Yahudilerin zulmüne karşı cihat bakidir vesaire gibi e, Allah'ın kanununda var olan cihadı öne geçirmiş bir isim olarak muhakkak bu yönünün öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Karadavi'nin bir başka önemli yönü müesseseler öncüsü olmasıdır. Pek çok alim biz de bu memlekette tanıyoruz ama bir bankanın kuruluşunda bir alim yok mesela. Biz de tanıyoruz ama evrensel filan örgüt diye bir örgüt yok. Mesela Karadavi Dünya Alimler Birliği diye, Müslüman Alimler Birliği diye bir müessese kurdu. Yani bu 1990'lı yıllara ait bir oluşum. Çok kolay bir şey değil. Yani bir dernek kurabilirsin. Bir cami derneği kurabilirsin ama 30-40 ülkeden insanları bir araya getirip Uluslararası bir örgüt kuracaksın ki şu anda Karadavi'nin öncüsü olduğu müesseseler ciddi bir şekilde devam ediyor. Bunların bir kısmı yani oturup yazma ile çizme ile ilgili mesela sünnet araştırmaları merkezi kurdu. Nerede bir eksiklik hissettiyse onu kendi öncüsü olduğu, teşvikçisi olduğu bir kurumsallaşma ile ayakta tutma hamlesi görüyoruz. Özellikle Müslüman alimler birliği çalışması çok önemli diye düşünüyorum. Bunun ayrıntılarını da vereceğim. Bir de ekonomi ile ilgili yapılandırmaları çok önemli. Yani ekonomi ile ilgili bankalardan veya zekatla ilgili kurumlara kadar, pek çok kuruma ya bizzat kendisi ön ayak oldu kurulsun dedi ya da kurulurken ciddi danışmanlık vererek e, o e, hayalin ölü doğmasını engelledi. Allah rahmet eylesin. Alimler Birliği'ni 95-96'lı yıllarda hayata geçirdi. E, Alimler Birliği'ni de e, İngiltere e, Devleti'nin hakim olduğu topraklarda Kurdu. E, herkes hayret eder. Müslüman alimler diye bir birlik kuruluyor e, Müslüman alimler ve bu İngiltere bayrağının dalgalandığı bir yerde kuruluyor. İngiltere Hristiyan bir devlet. Hristiyanlıkta tutucu bir yer. Bir de İslam aleminde yani zulmüyle meşhur bir imparatorluk İngiltere imparatorluğu. Karadavi 1900 95'te, 97'de, 99'da nerede kurabilirdi Müslüman Alimler Birliği'ni? Bir yer ismi e, incelediğimizde, mesela Mısır'da kursa ne olurdu? Diyelim e, Arap Emirlikleri'nde kurdu. Diyelim Katar'da kurdu. Nitekim şimdi merkezi Katar'da, Mer Katar'a taşındı. Kaç ülkeden hangi alim 300 kişilik bir kongre için oraya gidebilirdi? Katar'dan kim vize alabilir şimdi? Suudi Arabistan'da kurmuş olsaydı bu başarılı olur muydu? Suudi Arabistan kime vize verirdi o toplantıya katılmak için? Ama çok farklı bir düşünceyle ki 90'lı yılları yani 91-2000 yıl arasında dünyada Müslümanların rahat ibadet edebildiği sorunların olmadığı bir tane toprak parçası yok. Ee, yani Türkiye'de zaten ciddi bir şekilde 28 Şubat süreci uygulamaları var. Mısır hep 28 Şubat yaşıyor zaten. Diğer Arap ülkeleri böyle bir organizeye izin vermezler. Verseler kimsenin oraya gelmesine izin vermezler. Vize vermezler bu sefer. Bunu çok planlı bir şekilde açtı. Kalktı. Kuzey İrlanda'da çalıştı. İngiltere'de bir çalışma yaptı ve Müslüman Alimler Birliği diye bir örgüt kurdu. Bu kuruluşta ben de o zaman katıldım. Çünkü Türkiye'den de katılsın diye ricada bulunulmuştu. Maalesef o dönem kimse katılmak istemedi. Ben ne alimim ne de bir toplantısına gidecek imkanım vardı ama Türkiye'den de Filanca isim katıldı diye e, kuruluşundan bir hafta sonra e, faksla, o zaman faks imkanı vardı, faksla katıldım. E, bana teşekkür eden yazı gönderdiler, Allah razı olsun diye. Çünkü Türkiye'den isim arıyorlardı. Daha sonra 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de de 28 Şubat'ın hükümranlığı sona erince katılan katılana oldu tabi. E, yani bir sürü kat, ama elhamdülillah ilk 200 kurucusu arasında olmak nasip oldu. Alim olduğum için değil. Yani o dönemde Türkiye'yi kendi kendime sivil bir temsilci olarak görevlendirdim. Yani konumdan görev çıkardım kendime deyim yerindeyse. Hatta Allah rahmet etsin, mağfiret etsin. Mehmet Şevket Eğgi bir sürü hakaret etti. Yani kim nerede kuruyor İngiltere'de bunu filan buradan kimler katılıyor diye kalktı bir televizyon programında e, deyim yeri neyse kalayladı bizim Ben duymadım, etmedim, görmedim gibi oldu. E, yani bu ekonomik e, bir gaye değil ki ticaretimize zarar verecek. Allah için yapılıyor. Allah'ta ne kadar samimi, ne kadar değil herkesi görüyor. Mesele yok diye düşündüm. Alaküllü hal ciddi e, ekonomik kurumlar kurdu. Müslüman Alimler Birliği çok ciddi bir proje. Hala Müslüman Alimler Birliği etkindir. Zannediyorum bine yakın ilili ufaklı yani kongreye katılan ve katılmayan kongre listesinde isim olan bir örgüt. Bütün dünya Müslümanlarını temsil kabiliyeti var. Avrupa'da Avrupa Fıkıh Konseyi diye ben onu tercüme edeceğim böyle bir kuruluşa öncülük yaptı. Oradaki Müslümanların sorunlarını desteklemek için. Amerika'da benzeri Amerikalı Müslümanlarla ilgili bir kuruluşa öncülük yaptı, destek verdi. Daha sonra Amerika'ya girip çıkmasında zorluk olunca zaten de yaşı ilerlemişti. O organizeyi başkaları devam ettirdiler. Bu tip işlerde zaten öncü olmak çok önemli. Yani o fidan döneminde e, hayat suyu verebiliyorsan o oluşuma, e, bir zaman sonra Allah üç tane beş tane genç gönderiyor. Onlar onu devam ettiriyorlar. Yani fidanı dikmek ve ilk can suyunu vermek zor, önemli. Onu becerdikten sonra biiznillah, ya da onu önce olduktan sonra gerisini Allah yardım ediyor. E, Kara davinin bu yönü çok önemli. Örgütlü olmaya, çok önem veriyor. Özellikle bugün Türkiye'de de var olan işte filanca faizsiz banka, filanca katılım bankası gibi dediğimiz kuruluşlar. Evet buradakilerin kurucusu o değil ama bunların tamamı körfez ülkelerinde oluşmuş zihniyetlerin devamı bunlar. Ve bunlar da ta 1970'li yıllardan itibaren Karadavi'nin faizle savaşalım faizle faize savaşabilmek için de parayı biz kullanalım biz hükmedelim şeklinde e, tanıdığı zengin ağır petrol zengini kimseleri teşvik ederek e, oluşumuna inşallah vesile olduğu kuruluşlar bunlar bu da çok önemli yani Karadavi Müslümanların parayla bağlantısını belki de pek çok alimden önce keşfetti. parayla bağlantısını yani parayla bağlantılı konularla bağlantısını e, müslümanların ekonomi olmadan ne kadar müslümanca yaşayacaklarını anladıysak çok iyi anlamış oluruz e, Yusuf El Karadavi rahmetullahi Aleyh, nelere vesile oldu bunu çok iyi anlamış oluruz Allah'ın izniyle Karadavi'nin bir özelliği daha var. Şimdi Garadavi'yi bir yerde miting gibi bir konuşmada görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki orada bastonunu kaldırıyor, heyecanlı bağırıyor, konuşuyor. İşte İslam, Müslüman, ümmet diyor. Başka bir salonda bakıyorsunuz bir fıkıh meselesini tartışıyor. Başka bir salonda bakıyorsunuz siyasi bir soruya cevap veriyor. Başka bir salonda e, Mısır'daki zalim despotlara e, lanetler yağdıran konuşmalar yapıyor. Bir yerde laiklikle savaşıyor. Öbür yerde emperyalizme karşı savaşıyor. Başka bir yerde ithal et, Müslüman yiyebilir mi sorusuna derin ilmi cevaplar veriyor. Bütün bunları Karadavi'de izlerken Karadavi'nin basit bir akademisyen mantığıyla konuşmadığını veya basit bir hoca davetçi ile konuşmadığını derinliklerinde bir Allah korkusu, derinliklerinde bir peygamber hasreti, derinliklerinde bir şeriat sebebiyle Müslümanca yaşayıp cennete girme heyecanı olduğunu görüyorsunuz. Buna rabbani alim deniyor. Rabbani alim tepeden bakmayan en alttaki meselelerden en üstteki meselelere kadar dinin her konusuyla ilgilenen alim demektir. Rabbani yönü onun manevi boyutunu kurutmadığını gösteriyor. Yani Karadavi'yi dinliyorsunuz, bir heyecan, işte İsrail'e düşmanlık, ondan sonra şunu banka kurun filan böyle diyor. Ama cümlesi biterken de Allah'ın rızasının ne kadar önemli olduğunu, ihlasın ne kadar önemli olduğunu, ihlassız yapılan işlerin değerli olmayacağını, çok geniş bir şekilde anlatıyor. Yani biz bu kadar meşhur, bu kadar çok kamera önüne, mikrofon önüne çıkmış bir insanın, çok kolay göremeyiz, bu şekilde manevi kimliğinin hareketli olduğunu, ya da bu kadar ahiret, mantıklı olduğunu göremeyiz zannediyorum. Yani bu benim bir yorumum. Karadavi ilk ilim olarak İmam Gazali'den beslenmiş olmasını ömrünün sonuna kadar bu açıdan değerlendirdiği gibi zannediyorum. Çünkü çok fazla uçağa binen, çok fazla otellerde kalan birisi, çok fazla siyasetçilerle oturuyor, çok fazla zenginlerle, iş adamlarıyla oturup kalkıyor. Onun bulunduğu bir toplantıda şu siyaset sorunları, bu ekonomi konuları çok fazla konuşuluyor. Bu kadar dünyevileşmeyi kışkırtabilecek gündemden sonra bir alimin ahiret eksenli olup, işte ahiret, cennet, cehennemle ilgili ayetleri, hadisleri okurken heyecandan titremesi çok kolay değil. Bunu insan bir e, piyes oynarken e, tiyatro olarak bile yapama, yapması zor yani. Allah rahmet eylesin. E, Karadavimizde bu manevi hareketlilik, Allah korkusunu ve Allah'ın rızasını arayışı çok ciddi bir şekilde görebiliriz. Çok e, vefatından bir iki sene veya üç sene önce zannediyorum. Selman-ül Ude İstanbul'da bir e, otelde onunla belki de son röportajlarından birisidir. Bir röportaj yaptı. O röportaj şu anda internette var. Selman el Ude, Selman Ude ve Karadavi Arapça yazdık mı bu çıkıyor. Şöyle bir saat kadar ki herhalde bir saat civarında bir e, röportaj. Sonra o röportajdan sonra da Selman Ude Suudi Arabistan'da hapse alındı. Hala o hapiste. Karadavi de ondan sonra Rabbine kavuştu. İnşallah şu anda cennetlerdedir diyor muydu? Orada işte ona soruyor belli böyle çok pratik sorular soruyor. Çok e, hoş bir soru daha soruyor. Şeyh diyor, Allah ile buluşmaya hazır mısın? diyor. Ben ses tonunu aynen taklit etmeye çalıştım ama Arapça soruyor. Allah rahmet etsin. Diyor ki orada, e, e, evet ama umudum Allah'ın rahmetindedir diyor. Allah'ın mağfiretindedir umudum diyor. Sonra ayetler okuyor. Ayetlerden o umutta ne kadar haklı olduğunu e, allah Teala'nın kapısını açıp rahmetiyle kullarına muamele ettiğini anlatmaya çalışıyor. Ama e, hem de dilinin yorulmaya başladığı, çok rahat konuşamadığı bir zamana rastlıyor. Ar yani yaş itibariyle. Bir de e, bu soruya karşı böyle elleri titriyor dudağı hareket ediyor, ses gelmiyor ağzından gibi pozisyonlar oluyor. Demek ki biz Karadavi rahmetullahi Ali asıp gürleyen çok uzun konuşmalar yapan, sonra da ayak ayak üstüne atıp kahveler içen bir adam olarak görmedik Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. <laughs> ولكني عندي يعني رجاء في رحمة الله يعني أنا عندي يعني يعني اعتداد برحمة الله عز وجل أبشر بخير إن شاء الله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم شوفنا أني أنا الغفور الرحيم شو أني أنا المعذب لا الغفور الرحيم من أسماء الله إنما العذاب ده من أفعاله فنحن يعني نطمع في مغفرة الله تعالى ورحمته نسأل الله وعند حسن ظنك به سبحانه أرجو أن يسمح لي ويعافيني ويعافيني ويقبل مني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ربنا افتح لنا ولإخواننا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك ''İnneke ente rahimin. Yani bir manevi tarafı var. Ee, evet Karadavi e, bir tasavvuf erbabı değil. Bunu konuştuk. Bir tarikat mensubu değil. Ama tarikat düşmanı da değil. Ne ekmettir insanlar e, meleklerin bileceği şeyleri bile bilebileceklerini zannedip başkaları hakkında hüküm kesebiliyorlar. Karadavi'nin ben bu yönünü çok önemsiyorum. Mesela yani Allah riyadan muhafaza buyursun. Ben çok okuyorum kitap zannediyorum. Yani gün geliyor 300 500 sayfa kitap okuduğum oluyor ki çok çok çeşneli de farklı farklı kitaplar okuyorum. Yani bir kitap okuyorum. Yani içindeki bilgiyi almaya çalışıyorum ama aman Allah'ım. Yani ananası hiç soymadan ısırıp yemek kadar zor o kitabı bitirmek. Başlığı da önemli bu kitapta bakayım ne diyor diyorum. Bir de bir kitap yiyorsun ki yani olgun bir muz gibi hop içine düşüyor yani o konulara bir dalıyorsun kayboluyorsun orada seni Kur'an'a çekiyor hadislere çekiyor Karadavi böyle olgun bir muz yer gibidir kitabında Allahü Teala ya tazim saygı tepcil Kur'an-ı Kerim'e saygı hadisi şeriflere saygı ümmetin büyüklerine saygı e bu bunlar Kara var ve böyle şov içinde değil, özünde var diye ben öyle okudum, öyle anladım. Yani üç tane kitabını da okumadım bugüne kadar. Hemen hemen her kitabına e, çok yıllar öncesinden itibaren muttali olduğum için rahat bunu iddia ediyorum. İnşallah öyledir. Karadavi'de e, rahmetullahi aleyh bir e, konu daha çok önemli. Karı pratik bir insan. Yani sen sorunu sormaya çalışıyorsun. Senin cümlelerin henüz bitmiyor. Nokta koymadan cevabı başlıyor. Ve seni alıp maden ocağına götürme. Gel buradan bir kilo altın bulacağız. Kuyumcuya götürüyor. Yani sonuç veriyor sana. Sonuç verdiği için de sen ne alacağını ve ne zaman alacağını tahmin edebiliyorsun. Evet onun bir yolu yordamı var kendine göre planlamış mesela ona sen filanca iş abdesti bozar mı dediğin zaman bozmaz bozar demiyor abdestin dindeki yerini sana anlatıyor kısaca abdest niye bozulur bozulunca ne olur onu da anlatır ondan sonra da filanca iş dedin ya o abdesti bozar der bu da hadisteki filan bilgiden dolayıdır böyle enteresan bir açılımı var ama bütün bunu yaparken iki dakika, üç dakikadır alacağı, özet veriyor sana. Bir tür, yani tartışmayı önceden kapatacak e, bilgilerle cevap veriyor. Bu çok enteresan. Her âlemi böyle görmek mümkün değil. Şimdi Karadavi'nin bir yönü daha var dedim, pratik bir insan. E, burada ne gerekiyorsa onu yapıyor. Çantamdan şunu arayayım falan yok. Bu pratikliğe bir örnek zikretmek istiyorum. Ee, bahsettiğim daha önce El-Muracaat diye onunla yapılmış 30 saatlik bir röportaj var. O röportajda kendisi bir hatıradan söz ediyor. Ee, bu e, Rusya'dan ayrıldıktan sonraki dönemde, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki dönemde, işte ihtimal e, 97-98'lerde e, 10-15 tane alimle veya o 95 yılı hatırlamıyorum, onu da o da zikretmiyor zannediyorum orada. Ee, Özbekistan'a gidiyorlar. Özbekistan işte Bukharin'in diyarı Şah Nakşibendi'nin diyarı Yani ümmeti Muhammed'in ee, Özbekistan'da çok büyük birikimi var. Ee, Ziyaret ediyorlar. Allah rahmet etsin. Hocamız Ebu Hoca Efendi de o e, gittikleri grupta ekipteymiş. Herhalde bir 15 alim gidiyorlar. Ee, Semerkant e, valisi. Bunların onuruna bir yemek veriyor. Bu işte madem işte farklı İslam toprağından geldiniz, klasik bir yemek veriyor. E, o yemekte tam bunlar oturmuşlar, işte helaldir filan bu yemek diye düşünüp yiyeceklerken e, salona bir müzik grubu giriyor. İşte sazlı cazıyla müzikçiler geliyorlar. E, onlar da şeyde salonda yerini alıyorlar ve başlıyorlar müzik çalmaya. Hoca efendiler, estağfurullah ne oluyor biz? Bu sazlı cazlı şeyle mi yemek yiyeceğiz deyip o buradan mı oluyor? valide sofralarında anlaşılan. Şimdi valiye dil farkından dolayı söyleyemiyorlar. Nedir? Ne müzik çalıyorsun? Bunu herhalde oradaki alimlerin bir kısmı provokasyon kabul ediyor. Yani şarkılı türkülü yemek yedirdik koca sakallı adamlara. Sarıklı adamlar tamam bunu kullanacaklar düşünüyor. Bir kısmı kalkmak istiyor oradan alimlerden. Estağfurullah deyip sofradan kalkarken arkadaşlar bir dakika durun dedim diyor kendisi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bunlar komünizmden kurtuları bir iki sene oldu. Haram nedir, helal nedir ne bilecek bunlar diyor. Tam elimize bunlara bir fırsat geçti. Bunlara bir tebliğ yapacağız kalkıp giderseniz dağıtırız burayı diyor. E, anlamı olmaz buraya geldiğimizin. Durun yani bu neticede bir şey çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Ya bir dakika durun dedim diyor. Kendisi anlatıyor bunu. Ee, ondan sonra diğer e, alimlerden bir kısmı yok canım bu, bu provokasyondur diyorlar. Ya değildir derken vali eğilmiş. Ne oldu demiş. Niye? Ya siz nasıl müzik çalarsınız demiş. E size hoş geldiğin için yaptık bunu gibi tavır göstermiş. İşte yok sakıncalı deyince işaret etmiş. Bari kaldırın bu müzik grubunu demiş. Kalkmış gitmiş müzik grubu. Sonra oturmuş yemeği yemişler beraber. E, bu bir fark işte. Yani evet müzik haram. Çünkü e, diyor ki e, bunu, bunu anlatırken de zaten diyor. Yani müzik helal ben de demiyorum diyor ama orada ortaya çıkacak sonucu iyi hesap etmek lazımdı. Yani ben e, bu bu haram işi nasıl bize bulaştırırsınız desem e, oradaki yapacağımız tebliğin önü kapanacaktı diyor e, müzikten de kurtulduk sonra Allah rahmet eylesin Hoca Efendi'nin bu yönü çok güzel yani içinde aslında farklı e, hareketlilikler var pozisyon bunu kaldırır mı kaldırmaz mı buna dikkat ediyor ve bu sayede de mesela zenginlerle iyi toplantılar yapmış e, buna çok e, güzel bir örnek yine kendisinden Zikretmek istiyorum. İşte Suudi Arabistan'da Şeyh Binbaz diye bir isim var. Yani Suudi Arabistan'ın zannediyorum 75 yılıyla 92-93 yılları arasına damgasını vurmuş. Belki de Suudi Arabistan'ın bugünkü rezaletlere girmesini 15-20 sene geciktirmiş bir alim ama bizzat kendine göre iyileri iyilikleri, yanlışlıkları, doğrulukları var. Konumuz olmadığı için onu değerlendirmiyoruz ama e, el elhak alim bir adam, hadis hafızı birisi. Ama fakat hadis hafızı birisi, kuvvetli Kur'an ehli birisi. O Yusuf Karadavi'ye e, ciddi itirazlar ediyor. Hatta bir seferinde e, Yusuf Karadavi'nin daha sonra bahsedeceğiz inşallah helaller haramlar isimli kitabına itirazları var. Yusuf Karadavi'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki, e, Hoca Efendi diyor, bu kitapta işte 5-10 madde sayıyor. Bunlar çok yanlış. Sen bunları kendi iştihadınla çok fazla esnek almışsın. Bu konuları değiştir. Bu kitabı okullarda ders kitabı gibi değerlendirmek istiyorum diyor. Hakikaten yeri gelince değineceğim inşallah. Ehlaller ve Haramlar çok kaliteli bir kitap. Yani hiç değilse yüz baskısı yapılmıştır. Bütün İslam aleminde resmi baskı olarak, belki de korsan baskıları kim bilir kaç defa basılmıştır. Bunu defadlarca vurguladım, tekrar vurgulayacağım. Ee, diyor ki, Binbaz'a Rahmetullahi yani, Aleyh, yani resmen kitabından şunu şunu kaldır diyor. Zaten Karadavi'nin e, o kitabında ortaya çıkarmaya çalıştığı farklılık da, Binbaz'ın kaldır dediği değiştir bunu dediği şeyler ona çok narin nazik bir cevap yazdım diyor ve kaldıramayacağımı çok nazik bir şekilde söyledim ee, sonra bir toplantı için Riyad'a gittiğimde baktım bastırmış onu buna rağmen bastırmış değiştirmediğim halde bastırmış yani onun o nazik cevabına ve ciddi duruşuna memnuniyet göstermiş ya da Allahü Teala kalbini açmış bastır baktım onlar da kitabımı bastırmışlar diyor Allah rahmet eylesin hepsine dönemlerinde ümmet için gerekli olan işleri yapmaya çalıştılar elbette yanlışları oldu hataları oldu ümmetun ümmetim halat. yani geçmiş bir ümmet bugün biz aynı sınavları farklı sorularla yaşıyoruz inşaallah Teala biz de sınav kazanan kullardan oluruz Rabbim انظر الرحمة إلى السن بزد إبات أنبط نصيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين